Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, Vincent Abubakar, Beşiktaş'ın eski santraforu. Abubakar'la ilgili çok fazla soru alıyorum. Kendisi şu an Porto'nun oyuncusu. Porto'da oynuyor. Daha doğrusu oynayamıyor. E, bu oyuncuyu Galatasaray'a yazıp çiziyorlar. Aslında devre arasında da ve geçen sezonun başında da Abubakar çok konuşuldu. E, biliyorsunuz önemli bir sakatlık geçirdi Abubakar ama onun sonrasında asla düzgün bir şekilde oynayamadı. Yani bizim algımızda hep Vincent Abubakar, Beşiktaş'taki o şampiyonluk performansıyla e, hafızalarımızda veya Avrupa'daki performansıyla e, hafızalarımızda kaldı. Onun öncesinde Mario Gomez'den Beşiktaş çok iyi katkı almıştı. Mario Gomez gitti, sonrasında Abubakar geldi. Yine inanılmaz bir performans ortaya koydu. Beşiktaş'ın şampiyonluğunda önemli bir pay sahibi oldu ama sonrasında o sakatlık var ya arkadaşlar. Abubakarı bitirdi. Abubakar bir türlü sakatlıktan dönemedi. Porto istatistiklerine bakıyorum öyle bir şey yok zaten. 5 maçta oynamış ve hiçbir istatistik doğru düzgün yapamamış. Golü yok. Böyle bir futbolcu Galatasaray bu kadar batak içerisindeyken üstelik elinde Falcao gibi, Babel, Cagne gibi çok büyük paralar kazanan Santraforlar varken Galatasaray bu transferi yapamaz. E, Falcao Falka indirim yaptı ama 4,5 milyon euro alıyor. E, 3 milyon euro kazandığını biliyoruz. Babel yine 2,5 bonuslarla beraber 3 milyon civarı bir para kazanıyor. Belhanda, Feguli aynı şekilde. Onların da kazançları çok fazla. Galatasaray'ın e, tabi Belhanda, Feguli orta saha ve kanat ama Santrafor pozisyonunda bu kadar ciddi maliyetli isimler varken, orası doluyken, orada trafik varken Galatasaray bir Santrafor transferi yapamaz. Hele o isim Abubakar olması mümkün değil arkadaşlar. Abubakar sadece Galatasaray'a da teklif edilmedi bu arada. E, Fenerbahçe'ye teklif edildi. Beşiktaş'a. Hatta bazı Anadolu takımlarına teklif edildi. Göztepe'yi biliyorum. Gaziantep'i biliyorum. Antalya Spor'a önerildi. Abubakar'a şu an harıl harıl Türkiye'de takım bakıyor menajeri. Ama belki Göztepe girebilir. Atıyorum Erzurumspor bu riske girebilir. Ama Galatasaray bu riske giremez. İki tane temel nedeni var. Bir kez daha söyleyeyim. Elindeki santraforlar buna izin vermez. Yani onların maliyeti Abubakar transferine engel olur. İkincisi bu sakat. Sakatlıktan dönemiyor. işte üst seviye bir performans ortaya koymuyor. Bu iki sebeple Galatasaray'ın ben Abubakar'ı transfer edeceğini zannetmiyorum. Ha çok yaşlı bir futbolcu değil ama ne olursa olsun sakatlıktan dönemeyen bir futbolcu. Kaldı ki elinde Falcao var. O da sakatlanıyor. Yani Falcao gibi bir deneyim yaşamışken Abubakar mümkün değil. Ee, bana çok fazla videoların altında Abubakar veya canlı yayınlarda Abubakar sorulmaya başlandı. Abubakar'ı cevaplandırmak istedim. Tabi Galatasaray ne olursa olsun Santrafor arayışına girdi. Bunun videolarını ben de çektim. Ben de paylaştım. Ama şöyle hep size anlattım arkadaşlar. Babel Falcao, Jagne, bunlardan birisi giderse Galatasaray santrafor alır dedim. Ki işte çok e, e, önemli isimleri burada konuştuk, tar tartıştık. Manzukiç, Diego Costa, e, Gerson Rodriguez, Ankara gücünden ayrılan Gerson'dan bahsediyorum. E, yani Sean Weisman, Douglas Tanguay, Emmanuel Boateng. Galatasaray'a önerildiğini çok net bir şekilde biliyorum. Birçok ismi yazdık, çizdik, konuştuk ama bu konuşmaları yaptıktan sonra hep sonunda şunu ekledik. Galatasaray satış yaparsa Santrafor transferi yapar. Ha, uygun fiyata yerli bir santrafor. O da Kenan Karaman alabilir mi? Alabilir. Onu ayrı bir yerde tutuyorum. Kenan Karaman yabancı kuralı değişmeseydi Galatasaray'da rotasyona dahil olacaktı. Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ı Galatasaray kaçırmayacaktı. Ama yabancı kuralı eskisi gibi kaldı. 14 yabancı transferi yapabiliyorsun. 11'i sahada. Galatasaray bu projeyi birazcık erteledi. Şu an Galatasaray e, belki bir ihtimal satış olmadan Kenan Karaman'ı transfer eder. Onun dışında satış olmadığı sürece bence Santrafor haberlerine pek itibar etmeyin ki benim araştırmalarımda o yönde hep bana gelen bilgiler ne Santrafor'u şu an zaten Galatasaray'ın o pozisyonda bir şişkinliği var Galatasaray orada bazı oyunculardan kurtulmak istiyor ve kurtulamıyor ancak ve ancak bu şekilde olur ben Manzuk için menajerine Galatasaray'ın eğer biz Santrafor'da bir satış yaparsak manzuk istiyoruz dediğini biliyorum mesela arkadaşlar. Fatih Hoca'nın özellikle manzuk içi çok istediğini biliyorum. Ama nasıl istiyor? Yani onun öncesinde ne var? Satış yaparsak o satışları yapmadığı sürece Galatasaray Santrafor transferi yapamaz. Galatasaray şu an mutlaka transfer yapacağı pozisyonlar belli. Kaleci geldi. Önceden kaleyi söylüyordum ki Fatih Öztürk'e verilen para da çok fazladır. Beni inanılmaz rahatsız etti. Gördüğüm kadarıyla birçok Galatasaraylı'yı da rahatsız etmiş durumda. 4 milyon TL para verilmiş Fatih Öztürk'e çok fazla. Yani Fatih Öztürk'ün maksimum alması gereken para 2 milyon lirayken bu transfer 4 milyona bitirilmiş. Yazıklar olsun. Umarım umarım yani farklı işler yoktur bu transferde. Öyle söyleyeyim. Delilim yok, belgem yok, bilgim yok. Kimseyi suçlamak istemem ama 4 milyon verilmesi beni rahatsız etti. Umarım arkada başka işler dönmemiştir. Neyse Fatih Öztürk geldi. Ne söylemiştik? Hep bir tane kaleci mutlaka alacak demiştim. Bana birçok arkadaş dedi ki ne kalecisi ya işte altyapıdan Berk Balaban var bir de Okan Koçuk var. Muslera zaten dönecek Galatasaray kaleci almayacak demişti. Günün sonunda ben haklı çıktım Galatasaray kaleci aldı. Galatasaray e, mutlaka iki tane defansif orta sağlayacak. Bakın mutlaka Seri Lemina kalabilir Onlarla devam da edebilir. O zaman tabii ki de transfer olmaz. Ama mutlaka Galatasaray iki tane defansif orta saha alacak. Ve Galatasaray mutlaka bir tane kanat oyuncusu alacak. Satış yapsın yapmasın. Mutlaka iki kanadı da oynayabilen bir kanat oyuncusu alacak. Hatta Feguli'yi satarsa iki tane kanat oyuncusu alacak. 10 numara Santrafor Stopper. Buralara da ancak ve ancak satış olursa transfer yapacak. Sol bek'i unuttum. Galatasaray bir tane de sol bek alacak. Onun dışındaki pozisyonlara özellikle Santrafor pozisyonuna Abu Bakar gibi bir futbolcu inşallah gelmez. Abu Bakar'ı istemiyorum. Ama Galatasaray bir transfer yapacaksa da bu ancak satıştan sonra olur sevgili arkadaşlar. Abu Bakar'ı bu şekilde değerlendirelim. Son yıllarını kötü geçirmiş, uzun zamandır başarısız olmuş, performansı bir türlü beklenen seviyeye çıkmamış bir Abubakar'ı sırf Beşiktaş'ta algımızda iyi kaldığı için istememiz doğru olmaz. Ben Abubakar transferini hem kulübün istemediğini, Galatasaray'ın düşünmediğini biliyorum. Hem de böyle bir Santrafor transferi yapılması için satış olması gerektiğini biliyorum. Bunu bir kez daha konuşmak, bir kez daha sizlere hatırlatmak istedim arkadaşlar. Yayını izleyen herkese teşekkürler. Altyapıyla ilgili bir video çekince yakında Celil Yüksel olacak bir e, aksilik olmazsa onu belirteyim. Artı e, video konu önerileriniz varsa merak ettiğiniz konular varsa videonun altında yazın onları da konuşayım. E, yine sizlerden öneri bekliyorum. Diğer taraftan e, yayını beğenip kanalıma abone olmayı abone olurken de zil sesini açmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda başka bir yayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.